çok yakın zamana kadar tabii buraların milli park olacağı pek bizim aklımızın köşesinden geçmezdi. İşte 10 yıl falan evvel zannediyorsam, 10-12 yıl evvel buralar milli park olarak ilan edildi ve bizim çalışmalarımıza büyük katkısı oldu. Dağları Milli Parkı, Türkiye'deki 41 milli parktan biridir. 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından tüm Avrupa'da yapılan çalışmalarda da Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri olarak kabul edilmektedir. Bugün baktığımızda Küre Dağları Milli Parkı'nın 2000 yılından beri milli park olarak koruma altında olduğunu görüyoruz. Küre Dağları Milli Parkı 37 bin hektar yaklaşık bir alana sahip. Çevresinde de 132 bin hektarlık bir tampon alan mevcut. Bu tampon alanda yarı halkı yaşamını devam ettirmektedir. Burada 8 ilçe, bir beldede, 123 köyde toplam 20 bine yakın kişi yaşamını devam ettirmektedir. Küre Dağları Milli Parkı'na baktığımız zaman burasının başta ormanları ve karstik yapısıyla, yani bunun içindeki mağaralarıyla, kanyonlarıyla bir bütün halinde önem arz ettiğini görüyoruz. Yapılan çalışmalar binden fazla bitki taksonunun yörede bulunduğunu, 48 memeli türü, 129 kuş türüyle birlikte 23 sürüngen, 10 da çift yaşamlı türünün bölgede yaşadığını göstermektedir. Tüm dünyada bilinen milli parklar arasında içinde barındırdığı mağaralarla en önemli milli parklardan biri. Uzmanlar buraya Mağara ve Kanyonlar Milli Parkı denmesini dahi öneriyorlar. Bunların başlıcalarını sayarsak Valla Kanyonu, Çatak Kanyonu ve Aydos Kanyonu olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yanında bazı küçük kanyonlar da mevcut. Gelen turistler daha çok buradaki kanyonları, şelaleleri ve doğal orman yapısını görmek için geliyorlar. Ilıca Şelalesi ise bugüne kadar belki de en çok ziyaretçiyi çeken ve bölgenin en önemli şelalelerinden biridir. Küresel Çevre Fonu destekli orman koruma alanları yönetiminin güçlendirilmesi projesiyle Küre Dağları Milli Parkı'nın Avrupa'daki sayılı korunan alanlardan biri olmasına çok az süre kaldı. Pan Park sistemi dediğimiz korunan alanlar ağı, yani Avrupa'daki elit korunan alanları tanımlayan bir sisteme üye olması için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Yani iyi yönetilen bir milli park ve çevresinde ve içinde sürdürülebilir turizm çalışmalarının yapıldığı örnek alanlardan biri olacak. Bölgede ahşap el işçiliği de önemli geçim kaynaklarından biridir. Giderek son yıllarda önemi azalsa da bölgede yapılan birçok çalışmayla bu sanatın tekrar yaşatılması söz konusu.
şu anda kaşık da yeterli gelmiyor. Onun için arı takviye olarak arıcılık yapıyorum. Tarım, hayvancılık da var. Biz Birleşmiş Milletler'e proje de yaptık. Bu kaşık, ahşap işçiliği geliştirme için. Orada arkadaşlarla tanıştık. Onlar geldi de bize ekoturizm de öğretti. Biz şu anda aynı zamanda ekoturizm de yapıyoruz. Güle güle gidin. Görüşmek üzere. İyi günler. De Bartın ilinden başlar Kastamonu ilerisine kadar devam eden bir sıra dağlardır bunlar. Bunun çevresinde köyler, halk yaşar. Bu halk yıllar boyu, binlerce yıldan beri bu bölgede yaşayan halk bu Küre dağlarını en güzel şekilde korumuş.